Merhaba değerli izleyenler. Isparta'nın tarafsız ve en doğru haber kanalı TV32 Haber'e hoş geldiniz. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremle ilgili konuşan bir vatandaşımızın duygu dolu anlarını şimdi ekranda sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi yanımızda Ispartalı bir teyzemiz var. Ondan depremzedelerle alakalı görüşlerini alacağız. Biz yandık tutuştuk yavrum. Onlarla beraber ağlıyoruz yani. Bir kızımız var göçük altından çıkartırken. O çıkaran kişi dedi ki, yavrum karnın çok acıkmıştır doyuralım. Hemen çıkın doyuracağım. Hayır dedi benim ablalar dedi beni şimdi doyurdu. 9 gün göçük altında kalmış. Ben ablalar şimdi doyurdu. Siz gelince gitti dedi. Bak Allah-u Teala... Onu korumuş, korlamış 9 gün müddetçe doyurmuş, melekler doyurmuş yavrum onu. Ne diyelim Allah hepimizi saklasın, Allah depremzedelere de iyilik şifalar versin yavrum. Hep kucak açıyoruz yani, dua ediyoruz, duadan başka bir şey yok. Ne yapalım? Siz deprem için bir önlem aldınız mı? Almadık yavrum, aldık desek yalan yani. Aynı deprem Isparta'da olsa sizin ilk hamleniz ne olurdu? Kızım diyor divanın alt divanın kenarına oraya oturun anne diyor. Yani şeyleri böyle boşluk yerlerde durmayın diyor. Oralarda deprem saklarmış bilmiyorum yavrum. Eviniz sigortalı mı? Sigortalı. Bir dakika. Evet. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Bizim değil Allah'ın. Bizim değil yavrum her şey Allah'ın. Çok sağ olun. Ben de torunlarımla gelinimle yaşıyorum. Kızlarım memlekette Samsun Çarşamba'da. Ben de burada çocuklarımla, beyimle yaşıyorum. Allah'a emanet olun. Allah kimseyi yaşatmasın. Acı. Yandık, kavrulduk. Çok zor. Allah'a emanet olun. Isparta Meydan AVM'de düzenlenen kermesle ilgili Uyum Der ve Umut Kervanı dernek gönüllülerinden bilgiler aldık. Şimdi haberimiz sizlerle. Isparta Uyum Der Derneği gönüllüsüyle beraberiz. Sizin de bu kermeste bir katkınız var. Onunla ilgili neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Şimdiye kadar toplanan para akışı ne yönde? Öncelikle size teşekkür ederim böyle bir şeyi herkese paylaştığınız için. Biz Uyum Der Derneği olarak depremzedelere yardımda bulunuyoruz. Çünkü yaptığımız el emeği, göz nuru olan şeyleri onlar için satarak bir nebze de olsa belki yardımcı oluyoruz. Depremzedelere öncelikle Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve hastalara şifa diliyorum. Umarım yaptığımız yardımla onları mutlu etmiş oluruz. Size de ayrıca teşekkür ederiz. Şimdiye kadar ne kadar toplandı tahmini? Sizin satışlar nasıl gidiyor? Satışlar iyi gidiyor. Yani zaten bütün toplanan paraların hepsi aynı yere geçiyor. Yani iyidir. Umut Kervanı Derneği'nin gönüllüsüyle beraberiz. Sizin de bu kermeste katkınız var. Siz neler düşünüyorsunuz? Öncelikle bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Rabbim bir daha bu musibeti bu halkımıza yaşatmasın inşallah. Tabii her hayırda bir şer, her şerde bir hayır olduğuna inanıyoruz. Bu deprem olayı da şöyle bir görüyoruz ki bizim halkımızın da elhamdülillah bu konuda o insani duyguların kıpraşmasına sebep oldu. Birlik beraberlik ruhunun bir daha ortaya çıkmasına sebep oldu. Tabii bu düşüncelerle biz de Umut Kervanı gönülleri olarak sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu depremzede kardeşlerimize nasıl bir katkımız olur düşüncesiyle karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalıştık biz de. Dediğimiz gibi ilanlarımızı yaptık. Bizim hayırsever vatandaşlarımız kimisi evlerinde yapmış oldukları yemek çeşitleriyle kimisi işte giysi olaylarını giysilerini getirip burada satışa sunmak üzere katkıda bulunmaya çalıştılar. Çalışıyorlardı. Bir haftadır bu kermesimiz devam ediyor. İnşallah bugün ve yarın yani cumartesi ve pazar olarak da bu devam edecektir. Gayet güzel bir ilgi olduğunu görüyoruz. Gerek STK'lar açısından olsun gerek halkımız açısından olsun. Güzel bir ilgi var.
Herkese buradan teşekkür ediyoruz ve herkesin katkı sunmasını bekliyoruz. Herkesi katkıya davet ediyoruz. Şimdiye kadar kermese katılanlar nasıl? Artışı var mı? Nakit para girişi ne kadar oldu şimdiye kadar tahmini? Tabii kasa işine bir arkadaşımız bakıyor da biz ondan aldığımız bilgiye göre güzel bir rakam birikmiş. Allah'a şükürler olsun. En azından dediğimiz gibi bu mütevazi haliyle. Güzel yani elhamdülillah bu işleri yapmaya değdi yani. Onu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi yani halkımızı buradan bu hayırlı işlere katkı sunmaya davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Vatan Partisi Isparta İl Genel Kongresi'ni düzenledi. Başkan İşler'in tanıtım kongresine tüm üyeler ve basın mensupları katıldı. İl başkanlarını tanıtmak için KFK sahnede İl Genel Kongresi'ni düzenleyen Vatan Partisi, Murat İşler'in başkan olduğunu duyurdu. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii ki ülkemiz zor dönemlerden geçiyor. Hem ekonomik olarak hem de bir deprem krizi yaşadık. Oradaki kaybolan canlarımıza Tanrı'dan rahmet. Yaralı arkadaşlarımıza da, kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha hiçbir ülkeye böyle bir şey yaşatmasın. Gerçekten çok zorlandık. Evet, başkanımın da dediği gibi sağ olsun zor bir dönemden geçiyoruz. Ve zor bir dönemde aldığım bir karardı bu. Neden diye sorulacak olursa, 16 tane Amerikan üssünün, 170 tane de yapılan tekrar NAMLO yani adaları yaptıkları yığınaklarla DAEŞ'i bir yandan, IŞİD'i bir yandan, efendime söyleyeyim, Rusya-Ukrayna krizi bir yandan, maalesef ülkemiz adım adım, dünyamız 3. Dünya Savaşı'na gidiyor. Ben de burada tutarsız ve duyarsız kalamazdım. Yani normalde yaptığım konuşmaları, arkadaşlarım için kendi çevrem bilir, bunu artık bir platforma taşımamız lazımdı. Burada da Vatan Partisi'ni kendi evim gibi görüyorum zaten. 2017'de ben buraya resmi olarak katıldım ama Genel Başkanımız Sayın Doktor Doğu Perinçek'le de 2015'ten beri dirsek teması halindeydik. Sağ olsun. Bana da bayağı bir yol gösterdiler, yol açtılar. Tabii ki bu yola çıkarken ya yol açacağız ya da yoldan çekilecek. Tabii ki yoldan çekilecek olanlar artık bizler değiliz. Bu memleketin çocukları yol alacak. Halkı hangi parti olursa olsun, hangi dini mensup olursa olsun bu ülkenin efendim milli çıkarlarını önce kendine sonra dünya insanlarına yaymakla mükellefiz. Bu noktada da kendi evim olan Vatan Partisi'nin ileri bir atılım yaptığına inanıyorum. Bugün tabii ki başkanım da az önce söyledi, mütevazi bir kişiliğimiz var. Sayın Genel Başkanımız Doktor Doğu Perinçek de aynı şekilde mütevazi kişilikle. Bir kere bizi sürekli kıstırdıkları, Türkiye Cumhuriyeti'nin sürekli kıstırdıkları bir Ermeni soykırımı vardı. Bu yalan oldu. İsviçre'de İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu üç mahkemenin üçünü de yenerek Türkiye büyük bir tazminata mecbur bırakılacaktı. Eğer yenilseydik artık o nesiller boyunca o bize bir borç olarak kalacaktı. Bu mahkemeye cesur bir yüreklilikle çıkıp, mütevazi bir adımla çıkıp 90 kilo belgeyi oraya sergileyerek oradaki İsviçre'deki mahkemedeki bütün huzuru yani bize kazandı o mahkemeyi. Ondan sonraki bu süreç başladı. Sonra işte Yunanistan'a yapılan yığınaklar, PKK'ya verilen 80 bin, 100 bin tır silahlar, bunlar niçin oluyor kardeşim? Bizi tehdit etmek için, bizi buradan yok etmek için. Ama biz buna tabii ki hem bölgemize, hem de çevremize ve yandaki komşu ülkelerimize de biz bir güveniz. Bugün Rusya'da eğer doğalgazımız kesilmediyse, bu Vatan Partisi'nin ilişkileridir arkadaşlar. Kimse mütevazı olmasın yani bu konuda. Suriye'de eğer bugün barış imzalanacaksa, Suriye yönetimiyle eğer biz bir barış imzalayacaksak da bu da Vatan Partisi'nin bir yıllardan beri getirdiği şeydir, bas bas bağırdığı bir olaydır. Bugün yani İran'la, Suriye'yle, Irak'la bunlar bizim hem komşumuz hem jeopolitik biz bunlarla beraberiz. Yani bunları örseleyelim biz. Bunlar da bizim kardeşlik bağımız da var, ticari bağımız da var. Bunları örteleyemeyiz. Böyle bir durumda böyle bir görev almaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Sizlerin bu noktaya kadar gelmesinden de mutluluk duyuyorum. Tabii ki geçmişteki başkanlarımızın, rahmetli olan başkanlarımızın saygı ve sevgi ve rahmetle anıyorum. Onların koyduğu bir tuğlanın üstüne bir tuğla daha koyabilirsem sizlerle beraber bu beni onur eder, mutlu eder. Ülkemizin, inanın ki ülkemiz gelecekte yeni
bir dünya düzeni kuruluyor. Bu dünya düzenindeki yeni yeri Türkiye'nin çok büyük lokomotif olacak bir noktada. Ama şu anda evet sınırlı bir güce sahibiz. Bu da devletçe milliyetçe kenetlenmekle geçer. Sen olsun, sen busun, sen bu partisin, sen şu partisin, bunları bir noktaya alıyoruz artık. Biz biriz, biz Türkiye'yiz. Hep beraber birleşip aynen Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımız gibi bu emperyalist düşünceleri ve bize dayatılan sistemleri de çok edeceğimize inanıyorum. Teşekkür ediyorum. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, 6 Şubat 2023 tarihli merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Gaziantep, Adana, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ ve Kilis olmak üzere birçok ilimizde meydana gelen son yüzyılın en büyük depreminin ardından eksikliklerin tespit edilmesi, sonraki olası depremlerde benzer sorunların yaşanmaması ve hükümetin deprem politikasındaki eksikliklerinin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 104. ve 105. maddelerine göre meclis araştırması açılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önergesini sundu. Şimdi başlamışlar çalışmaya. Şimdi Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan depremin beklediğini belirterek rapor hazırladıkları ve bakanlıklara Cumhurbaşkanı'na sunduklarını ancak bir şekilde geri dönüş alamadıklarını ifade ediyor. Afet uzmanı Kubilay Kaptan bölgede mühendisler tarafından daha önce yapılan uyarıların dikkate alınmadığını, hasara bakıldığında denetim yapılmadığını, Türkiye Mimar Mühendisler Odası Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tanser Önal, ülkemizde kaçak yapılaşma ve ruhsatlaşmanın denetim görmemiş yapılar olduğunu ve bunda çok ciddi bir yapı stoku konusunda sıkıntı olduğunu söylüyor. Bunları araştırmak, bunları önemsemek, devletin kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin sesine kulak vermek gerekiyor. Bunun için bir meclis araştırması açılması gerekiyor. Şimdi kamu ihale bülteninde yer alan bilgilere göre son 3 yılda 300 güçlendirme ihalesi iptal edilmiş. Bu neden bunlar iptal edilmiştir? Bunların nedenini soruyoruz. Ve ihaleye teklif veren istekli çıkmaması ve ayırdığı bütçenin üzerinde olmaması gerekçe gösterilmiş. Oysa ki ihalesi iptal edilen kurumlar arasında okullar, cezaevleri, havalimanları, halk eğitim merkezleri, spor salonları ve huzur evleri var. Biliyorsunuz voleybolcularımız, sporcularımız kamu kurumlarında hayatlarını kaybettiler. Yani bunlara nasıl ekonomik gerekçeler gösterip de bunları yapı denetimini yapmazdı ve güçlendirmezsiniz? Ben bunları sorulmasını istiyorum. Ve Kahramanmaraş merkezli bu 10 ildeki depremde hastaneler yıkıldı. Bu hastaneler Antakya Özel Akademi Hastanesi, Özel Malatya Yeşilyurt Divan Hastanesi, Gözde Akademi Hastanesi, Adana'da Çocuk Hastanesi ve Hatay Havalimanı yolunda derin çatlaklar oldu. Pistteki yaralamalar nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatıldı. Oysa Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet Dairesi, Devlet Su İşleri, Kandil Rasathanesi ile Fırat Üniversitesi işbirliğince bu alanla ilgili hazırlanan raporlarda İnşa edilecek havaalanı pistinin fay hattı ve kurutulan Amik Gölü üzerinde olduğu ve bu alanda havaalanı yapılmasının uygun olmadığı belirtilmiş. Ama bütün bunlara rağmen bunu görmeyen ve gözleri kapalı bir iktidar var. Şimdi bu hastaneler yıkıldı. Yoğun bakımda hastanızı koyduğunuz hastanelerde hastalarla beraber orada çalışan personeli de kaybettik. Bunun hesabını sormayalım mı değerli arkadaşlar? Bundan sonraki hastanelerde, şu anda deprem bölgesindeki hastanelerde yapı denetimi yapılmasın mı? Evet, bunların yapılması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü 3. seviye acil durum ilan edildi ve bu kadar önemli bir hadisede depremin afete dönüşmesinde belli aralıklarla çıkarılan imar aflarının rol oynadığı düşünülüyor. Bugünkü haberlerimizi sizlerle paylaştık. Bir sonraki haber bültenimizde sizlerle TV32 ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. İşin özü TV32 ekranlarında başlıyor. Gündemden siyasete, spordan politikaya, eğitimden ekonomiye dair bütün konular alanında uzman isimler tarafından masaya yatırılıyor. İşin özü programının ilk konukları Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Şahin ve Isparta Mimarlar Odası Başkanı Caner Ataseven. Ahmet Sonkaya soracak, alanında uzman isimler yanıtlayacaklar. Isparta depreme hazır mı? Isparta'da olası deprem riski nedir? Bina yapı denetimleri nasıl yapılmalıdır? Depreme karşı nasıl hazırlık yapmalıyız? Birçok hayati öneme sahip soruların cevapları için programı kaçırmayın.
Sizleri 28 Şubat Salı günü saat 20.00'da Uyan 32 ve TV 32 sosyal medya hesaplarına bekliyoruz.